Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz tekrar. Bugün var. Hatta ünlem menü yazarak galiba onu güncellemedim ama ne içtiğime de bakabiliyorduk diye hatırlıyorum. Bakayım. Evet, eskide kalmış o menü. Düzelteyim madem. Çok da önemli değil gerçi bu detay ama en azından artık komutlarımız var. Onu ayarladığıma göre geldim. Bu akşam Mali aramızda yok. Onu yanımızda hissetmek için böyle bir görselle biraz sanki ölmüş gibi oldu ama alınmayacaktır. Mali'nin kardeşi gelmişti. Tekrar Almanya'ya dönecek. Onunla vakit geçiriyor bu akşam. Ama ben onu aratmamak için çeşitli ses kayıtları hazırladım. Yokluğunu size hissettirmemeye çalışacağım. Mesela sorayım. Mali, bugün neden yoksun? Ben tek başıma gireceğim. Gibi. Böyle tatsız bir yayın olacak bugün biraz. Lux'in parçayı bayağı beğendim abi. Bugün yayında neler var? İlk defa geliyorum. Seni çok az tanıyorum. Tanışalım abi, hiç problem yok. Arayı kapatırız bence çabuk. Biz cuma günleri yaptığımız haftalık yayınlarında o hafta çıkmış Perşembe gecesi diye bir olay var artık, biliyorsunuz. Bütün şarkılar aynı anda teslim ediliyor. Biz de cuma o hafta çıkmış bütün parçalara yayında bakıyoruz. Eleştirilerimizi yapıyoruz, yorumlarımızı yapıyoruz. Birlikte müzik dinliyoruz anlayacağın. Perşembe günleri Hip Hop 101 serimiz var, artık başladık dün. Bundan sonra da her hafta düzenli olarak olacak. Orada Hip Hop tarihine giriyoruz. Grup inceleyebiliriz ilerleyen yayınlarda. Daha çok yeni bir konsept o. Haftalık tek Türkçe rap içeriğimiz bu arada. Selamlar tekrar yeni gelenlere de. O zaman tekrar hoş geldiniz. Ufaktan girelim. Arada zaten sohbet ediyoruz. İlk parçamız Maestro Ölüm Orucu. Ben parçayı gayet beğendim. Evet, beat tatlı olmuş. Açıkçası boom bap bir iş beklemiyordum. Şaşırttı bu açıdan. Maestro'nun verse'lerini beğendim. Chat'te de söylendiği gibi nakaratta bayağı bir Fuat hissi aldım ben. Hesap mı vereceğiz hissettim açıkçası. Hani bu kötü bir yorum değil. Bu araklanmış, çalmış anlamında söylemiyorum. Güzel bir detaydı benim için yani. Maestro özelinde konuşursam da bulunduğu oluşum içerisindeki yetenekli isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Yani çoğu işte kalabalık girdikleri için parçanın dinlenebilirliğini düşürüyor biraz toplu parçalarında ama Maestro'yu ben beğeniyorum ya genel olarak. Bu parçası da günün güzel işlerinden olmaya aday bence. Sıradaki işlerin çoğunu dinlemedim ama sizler ne dersiniz? Evet, İstanbul Trip içerisinde öne çıkan isimlerden biri olduğunu düşünüyorum ben de. Hemfikirim. Evet, Boom Bap beklemiyordum. Bu açıdan biraz şaşırttı ya. O zaman sıradaki parçamıza geçelim mi? Çok mu hızlı gidiyoruz siz bilirsiniz ama. Hadi başlayalım ya. Sıradaki parçamız Derya Son Çare. Tamamdır. Chatten Derya'nın bu parçasına ağır geçelim oylaması çıktığı için parçayı yarıda kesiyoruz. Ama yine de yorumlayayım. Abi çok kötü. Chatle hemfikirim. Nakarat çok kötü okunmuş. Afro Trap'ten zaten yeterince sıkıldım. Bir de Afro Trap'in üzerinde böyle bir vokal dinlemek daha da yoruyor. Çünkü Derya hala dişi joker, dişi allame benim gözümde. Yani hala o dönemki agresif vokalini şu beatin üstünde bile duyuyorum yani. Bu çok rahatsız edici bir şey. Kendisi açısından üzgünüm. Yani geçen hafta dinledik mesela Hazel, Groza isimli parça vermişti. Hani böyle kadın MC'lerimiz de var. Böyle femsillerimiz de var abi. Ya da daha çok yeni bir parçasını duyduk henüz ama ben potansiyel onda da görüyorum. Eva var mesela. Yani üzgünüm Derya. Step geliyor abi şimdi. Sıradaki parçamız Step. Yani olumlu bir yorumum yok Derya hakkında. Açıkçası. Mali, sen ne diyorsun? Sen başlayayım mı? Başla. Abi ben sana daha önceden de söylemiştim. Şarkı duyurulduğundan beri bayağı büyük merakla bekliyorum. Beklentim Hepimiz. de bayağı yüksekti. Hepimiz. Beklentimin altında kaldı özellikle. Bugün Mali'yi böyle yaşatacağız. Eski ses kayıtlarıyla. Ve arada benim eklediğim şeylerle. Sıradaki parçamız. Step Size Double XL ya da Size XXL. Yeni gelenlere selamlar öncelikle. A Poor Kitty Cat, Baykan seni seviyorum. Ne olur geri sev, sen de bir şey de demiş. Peki. Sevgiler. Gitar soloyu ben de çok beğenmedim açıkçası. Ama sorulmuş chatte de biz parçayı dinlerken biliyorsunuz ben parçalar çaldığı sırada yorum yapmıyorum. Hani parçayı bir dinliyoruz ondan sonra yorumumu yapıyorum. Evet, bu drill oluyor abi. Ve geçen hafta mesela Kendo'nun bir drill'ini denemiştik. O drill beat veya drill şarkı mantığı için çok soft kaçıyordu, çok yumuşak kaçıyordu. Step'in buradaki sertliği drill için uygun. Parçayı bayağı beğendim açıkçası. Uğur'un beat'ini de beğendim. Drill sound için güzel bir beat. Ya ve Step de benim MOB içerisinde en özgün, en farklı gördüğüm isim. Ya genelde şaşırtmıyor. Yaptığı işlerin çoğunu beğeniyorum açıkçası yani. Bu parça da geçerli bir parça olmuş. Derya'dan sonra çok iyi geldi açıkçası. Drill ne oluyor tam olarak? Abi drill dediğimiz
Önceki haftaki yayınlarda da değindik. Tekrar dinleyebilirsin ama kısaca özetleyeyim. Burada duyduğun sound aslında baktığın zaman. Ve drill üzerinde suç anlatılır. Sert bir sound'tur. Yani trap'ten daha sert bir sound'tur. Mesela İngiltere'deki çoğu rapçinin drill klipleri mesela banlanabiliyor. Kanallar yasaklayabiliyor mesela. Türkiye'de denemeler var ama daha tam anlamıyla bahsettiğim manada bir drill parça tam olarak duyamadık. Yaklaşan işler var burada şu an dinlediğim Step Inside Double XL gibi ama bizim ülkenin şartlarında çok da göremeyiz gibi geliyor zaten ya. Evet, Ozan eklemiş. Drill aslında Chicago'dan çıkma ama şu an globaldeki popülerlik ve bence drill'i en iyi uygulayan sound UK drill, yani İngiltere'deki drill abi bence. Benim kişisel fikrim bu tabii yani. Sıradaki parçamız aslında parça değil, bir canlı performans videosu seyredeceğiz diyebilirim. Şu an Beatli Piyade Episode 13 Uğur Öztürk ve Hefe geliyor. Yorumlarınıza bir cevap vereceğim önce. Birkaç soru sorulmuş. Nasıl albümü yorumu alabilir miyiz? Hitboy ile yakıştırdın mı? Maalesef ben Hitboy ile pek nasıl yakıştıramayan taraftayım. Albüm Twitter'da da yaptım, biraz linçlendi ama albüm bana göre Nas'ın yaptığı en kötü albümlerden bir tanesi açıkçası. Çok güzel 3 parça var, yalan olmasın. Çok hoşuma giden playlistimi alacağım. 3 Nas parçası var ama yani ben sevmedim albümü açıkçası. Ha, şöyle bir yorum da yapayım. Benim Nas'tan olan beklentim yüzünden muhtemelen sevmedim. Başka bir MC böyle bir albüm vermiş olsa muhtemelen bugün övüyordum. Onu da eklemem lazım tabii. Yani ben Nas çıtasına göre değerlendiriyorum biraz bunu. Bir soru daha sorulmuş. Bu videolar hangi kanalda diye. Beatli Piyade takip edin derim abi. Gerçekten güzel live beatmaking veya işte serbest atış benzeri challenge videolar yapıyorlar bu şekilde. Beatli Piyade kanalında takibi alın derim. Yani güzel içerikler çıkarıyor onlar da çünkü. Mesela Hefe'nin burada Tepkiye Respekti gibi bir önceki şarkıda atladım. Mesela oradaki şeyin ismi unuttum. Ha, Step. Step'in Bobby selamı da çok güzeldi bence yani. Hefe de benim MOB'de Step'le beraber en beğendiğim ikinci isim zaten. Onu çoğu zaman parçasına denk geldiğimiz yayınlarda söylüyorum. Aynen, Step'in Big Gel selamı da vardı. Sıradaki parça aslında parça diyemeyiz ama enteresan bir şeydi. Gündemde çok konuşulduğu için aldım listeye. En Hayta Yeşil Hazine gelecek. Biliyorsunuzdur. Sakarya Belediyesi'nin Kenevir ormanlarında çekilmiş, Kenevir tarlasında çekilmiş bir parça. Mali sen ne dersin bakalım mı? Kanka. Abi bir de onu açsana, ne satıyorlar bakalım. Tamamdır bakalım. Sırf bu şaka için bekledim. O zaman sıradaki parçamız geliyor. En Hayta Yeşil Hazine. Geç yorumu fazla geldiği için geçiyorum ama böyle kamu spotu mu olur arkadaş, bu ne ya? Hani belediye desteklemiş, bir taraftan belediye övülüyor, bir taraftan Esra övülüyor. Hani nereye geldik biz abi? Kafa karışıklığı parçanın her yerinden akıyor yani. Ha, zaten muhtemelen çocuk troll bir çocuk yani. Yani gerçekten fırsat geçmiş eline ve bunu değerlendirmiş diye düşünüyorum gerçekten yani. Ha, MSFN'in arkadaşı mıymış? Abdurrahman Dilipak sponsorluğunda. Güzel. O zaman sıradaki parça. Defkan featuring Zido Babos. Beklentim olan bir parça bakalım. Evet. Günün bence en başarılı işlerinden biri olacak. Ben bayağı sevdim. Sizin chatte söylediğiniz gibi mixte çok ciddi hata var. Vokaller çok altta. Hatta ben parça başladığında bir sesim sonda olmasa rağmen bir ses açma ihtiyacı hissettim ama yani bunun ses açmakla aslında alakası yoktu yani, o refleks olarak verdiğim bir tepkiydi. Çözüm aradım orada. Çok kötü mixlenmiş. Bu arada Patronite takip için teşekkürler. Hoş geldin. Ben bu tip beatleri normalde çok beğeniyorum ve hani mesela Sayan abimdeki Goki de bu kafada bir beatti ama bizim piyasada pek insanları açmıyor bu tarz beatler. Siz de mesela beat'i beğenmemişsiniz ama benim sevdiğim soundda beat. Biraz tek düze gidiyor belki ama MC'nin flow yapması açısından eğer MC yetenekliyse güzel parçalar çıkabiliyor bu tip beatlerin üstüne. Hani Goki de mesela Berhava'da en az beğenilen parça olmuştu. Hani sampling mantığı buna çok yakın bir parçaydı o da, hani tek düze bir loop çünkü. Ama evet, stüdyoda kimse gerçekten bu hatayı fark etmiyor muyu ben de sorguluyorum. Parçanın tek eksi yanı mix'i. Bu yanlış hatırlamıyorsam Zido'nun ikinci ya da üçüncü olabilir belki de. Alman piyasasını kaçırdım bir ara. Çok düzgün takip edemediğim bir dönem oldu. İkinci Türkçe nakaratı diye biliyorum. Zido bu açıdan sevdiğim bir isim yani. Zaten Alman rapinde ben kafaya koyacağım isimlerden bir tanesi. Yani yeni jenerasyon haricinde bahsettiğim tabii yani benim. Defkan her zamanki Defkan. Güzel punchline'lar var. Genelde farkında mısınız? Azişin çıktığı hafta daha kaliteli şeyler dinlediğimize daha çok denk geliyorum ben yani. Cümleyi çok kötü kurdum gerçi ama anlamışsınızdır. Evet, Swizz Beatz kafası tam olarak o abi. Çok doğru anlamışsın. Bu hafta da çok kötü bir parça dinledik şimdiye kadar mesela. Yani En Hayta'yı ciddiye almıyor çünkü troll bir parça olduğu için yani onu o şekilde eleştirmiyor ama Derya'nınki çok kötü bir parçaydı ama kalan işlerin hemen hemen hepsi şu anlık, ki ben normalde beğenmeyen tarafta olurum, geçer notumu aldı yani benim. Sıradaki parça. Vesvas bizi hatırla.
Yine chatten gelen geç ısrarıyla geçtiğimiz bir parça daha oldu. Ben de chatle hemfikirim. Vesvas evet chatte Otosun Nordek sormuş. Epidemic'te iki arkadaş mı bu diye zamanında. Evet Epidemic'te ilk çıktığında umut vaat ediyor demiştim ama Vesvas zaman içerisinde beni bayağı yanılttı. O açıdan üzgünüm kendisi adına. Ya çünkü hala kariyerini hangi yönde ilerletmek istediğine karar verebilmiş gözükmüyor. Bu parçayı da sevmedim açıkçası sıkıcı buldum ya. Sıradaki parçamız aslında parça değil. Epidemic Freshman Cypher 2020 ilk bölüm. İkinci bölüm haftaya. Ondan sonraki haftada üçüncü bölümü göreceğiz. İlk bölümde Alba, Forza, Yiğit Taşçılar, Fuego 88 ve Neo Castro var. Pickup'ta da ben varım. Burada en sonda gülme sebebim editlerken ufak bir hata almış. Oradan plağı kaldırdığımda sesin kesilmesi lazımken devam ediyor. Onu görmezden gelelim. sırayla yorumlarımı yapacağım tabii tarafsızca. İçinde yer aldığım bir iş olacak diye tamamen övecek değilim. Öncelikle birkaç sorunuza cevap vererek gideyim, bilgilendirmek amacıyla. Abi freshman cypher'larda canlı okunması gerekmiyor. Aslında şöyle, cypher mantığında hani akapella cypher'ları genelde canlı yapmayı tercih edilse bile globalde de genelde beat üzerine olan cypher'larda daha temiz ses verebilmek adına herkesin hücum kayıt aldığı kayıtları kullanırlar aslında. Yani çekim normal klip çekiyor gibi çekim yaparız bizim de burada yaptığımız gibi. Hani bu aslında enteresan bir durum değil. Globalde de böyle gördüm çünkü yani açıkçası. Epidemic Freshman Cypher serisi yüzünden ayrıca tebrik ediyorum. Hani benim için önemli bir andı. Türkiye'de ilk kez yapılıyor. Ve Freshman Cypher şu demek değil. Hani size ünlüleri sunuyoruz. İşte hepsi çok yetenekli değil. Bu sene bu isimler çıkış yapacak. Kimi Epidemic sanatçısı, kimi değil oradaki çocukların bu arada. Bu insanlara dikkat edin diye. Kimisi patlama yapabilir. İleride star olabilir. Yani Amerika bazında örneği veriyorum. Double XL'in Freshman Cypher'larını örnek veriyorum. İleride kimini çokça duyabiliriz. Efsane statüsüne gelebilirler. Hatta dergi kapağı da çıkar her sene freshman kapakları. Kimisi unutulup gidebilir. Hani bu mümkün. Ama bu sene bu insanlar çıkış yapacak. Yeni yetenekler bunlar diye sunulur. Freshman cypher'ların amacı odur. Yani özellikle yorumlarda Twitter'da bana gelen abi beta nerede, server nerede tepkileri yüzünden bunu söylüyorum. Onlar zaten hali hazırda kariyer yapmış insanlar çünkü. Sırayla gelirsem performanslara. Alba özellikle Mali'nin çok beğendiği bir isimdi. Ben de fena bulmuyordum ama melodik vokallerini rap vokallerinden daha çok beğeniyorum Alba'nın açıkçası. Hani hızlı hızlı geçeceğim biraz. Forsa'nın mimiksizliği beni biraz yorsa da stili için özgün bir adam diyebilirim açıkçası. Yiğit Taşçılar sizin chatte gördüğüm kadarıyla en çok beğendiğiniz isim olmuş ve bana bir Ceza Joker hibridi gibi geliyor biraz. Yer yer eski Ceza, yer yer Joker vurgulamalar falan. Cypher'ın ilk bölümünde favorim Yiğit Taşçılar oldu açıkçası. Fuego 88'de de fazla Travis Scott esintisi, kendi jenerasyondaki şu arkadaş gibi alıyorum. Neo Castro ise rap vokal kısmını fazla tutmadığım ama ototune'lu kısımları yine melodik kısımları, ototune'lu okuduğu melodik kısımları yakıştırdığım bir isim açıkçası. Yolları açık olsun hepsinin. Zarri06 demiş ki, flow'larda sıkıntı yok, evet. Fakat akılda kalan vurucu bir cümle yok hiç. Yeni jenerasyonun büyük bir çoğunluğunda olan eksiklik bu cypher'da da mevcut. Evet abi, bu sadece yeni jenerasyon değil. Özellikle Türkçe rap dizilerinde de çok gördüğümüz bir şey abi. Punchline, vurucu cümlenin olmaması. Bu Türkçe rap'in genel bir sıkıntısı. Maalesef. Miraç demiş galiba, BİSK'da. Yani BİSK Doğu Akdeniz. Senin ismin niye videonun herhangi bir yerinde yok? Açıklamada da yok herhalde demiş. Açıklamada var diye hatırlıyorum ama bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Hani Beat Berkay Duman'ın. Ben sadece pick-up'ın başındayım. Ben burada DJ setup'ın başındayım sadece. Hani beat benim değil. Hatta Mali sen ne diyorsun? Nasıl buldun beat'i? Senin beatin olamaz zaten. Ona da değinecektim. Hala dinliyorum açıkçası. Biraz sert olmadı mı kanka? Yani benim beat'im değil diye beğenmiş. Kötü montajlarımıza devam ediyoruz. Çünkü özellikle ortamı ısıtmaya çalışıyorum. Bir sonraki parçayı maalesef dinledim yayından önce facia bir şey geliyor. Bu şeyi sormuşlar mesela orada Saddam Hüseyin dediğiniz Vasi herhalde bizim. Samimi söyleyeyim ya çok seversiniz ya nefret edersiniz. Spoiler vermeyeyim çok ama yani şey ben bayağı beğendim. Özgün bir tarzı var. Hani Cypher'daki en özgün insanlardan bir tanesi Vasi. Ses tonu farklı bir ses tonu. Karakteristik ses tonu var daha doğrusu. Farklı bir ses tonu dediğim. Sahne hakimiyeti kameraya oynamak, kameraya yakışmak diyorsak o da Aristokares var. O konuda Cypher'da en çok beğendiğim o oldu. Benim kişisel favorimi de sormuşsunuz. Hani dinlediğimiz haftalarda da söyleyeceğim ama Smokey diyeceğim sanırım buna. Smokey'nin versiyonu ve bayağı beğenmiştim. Prodüksiyon kasmışsın tebrik ederim dedim Ali. Daha neler dedirtecektim de sonra üşendim ya. Daha komik bir yayın yaparız ama bir gün tamamen senin sesini montajlayarak. Bıyıklı abiden bahsettim Diren'e demin hani şey o karakteristik bir sound'u var. Cypher'daki en özgün adam olabilir diye ondan bahsettim. Sıradaki parçamız. Hazır mısınız? Biraz canımız yanacak yine. Safir featuring Yener Çevik, Duvar.
Rakı masasında bir kadın yoksa eğer falan diye girecek birazdan abla. Burada bu hani bunu sonraya saklayamazdım. Anında tepki vermek istedim. Eyvah, esas kısmı kaçırdınız. Sonunda devam edecek yazdı ABF. Eyvah eyvah. Of, haftanın en kötüsü net. Özür dilerim Derya. Özür dilerim Mesvas. Haftanın en kötüsü bu parça ama ben burada yine yenerim biraz ikiyüzlülüğü hakkında birkaç cümle edeceğim. Biraz uzun tutabiliriz burayı. Karşımıza bir kişiyi daha alıyoruz. Chat hazır mısınız? Herhalde Türkçe rap'in en nefret edilen figürü olabilirim ben bu yayınlar sayesinde. Abi öncelikle makyajlı kasa Seda Sayan'ı beğenmediğimi belirtmek istiyorum. Ve ben var evde bekleyelim Safir adı dediğinde ben kedi sanıyordum abi onu. Değilmiş. Ciddi kedi sanmıştım bu arada. Gerçekten. Kolera Safir'in yanında MC Light falan abi yok. Hani Bahama diye MC Light falan Kolera Safir'in yanında yok. Ve Safir'in sözlerini Yener yazmış çok belli bu arada. Yani bak abi ben de köpek sanmıştım diye. Hani alınmasın kimse ama Safir biraz insan ismi gibi gelmemişti bana çünkü gerçekten ben kedi sanmıştım yani. Neyse. Buradaki birkaç iki yüzlüğe geleceğim. Yok işte hala baston ki zaten senin sakatlığın falan geçti abi. Bir bunu biliyoruz. Bu imajına döndü. Tamam hadi neyse. Chat'te de söylenmiş diye bastondan giriyorum. Hala fakir edebiyatı yapıyorsun. Ve şu an Instagram'a girip bakabilirsiniz. Maldivler'desin abi. Bu parçada da Maldivler'de gezenlere falan laf söylüyorsun ve sen Maldivler'desin bir. Ülkenin sahilinin Suriyeli dilenci dolmasıyla alakalı şikayetini lütfen gençlik festivalleri ve mitinglerinden önce sahneye çıktığım parti yetkililerine iletirsen sevinirim abi. Çünkü hani bu konuda linç yiyebilirim chatten de belki ama abi o Suriyelilerin bir suçu yok. Senin devletin, senin o an iktidarda kim varsa bunun sorumlusu o. Çünkü kontrolsüz mülteciyi bu insanlar alıyorlar. Canını kurtarmak için buraya gelen adama laf ediyorsunuz siz. Oy verdiğin partiye de biraz eleştirir misin Yener abicim, sevgili abicim? Evet, Fuat abinin Soğuk Savaş'ta geçirdiği de Yener Çevik'te doğru abi. Sufyu sormuş. Öncelikle senden birinci talebim bu Yener abicim, sevgili abicim. Samimiyetsizsin. Burada bir hemfikir miyiz bilmiyorum. Klip güzel eyvallah. ALS para harcamış. Abla çok kötü rap yapıyor, çok kötü nakarat okuyor. Sen de rezalet okumuşsun bu parçada. Yani iyi bir yanı yok. Bunu söylemem lazım. Ha Suriyeli konusunda da şey gelecek mutlaka çünkü tepki olarak. Hani onlar da savaştan kaçmasaymış abi. Orada bizim Kurtuluş Savaşı'nda vesaire yaşadığımız bir gibi bir dış işgal durumu söz konusu değil ki. Sana komşun silah çekiyor. Çok anlamsız bir savaş oradaki savaş yani. Ve sen gelip o insanları aşağılıyorken, o insanları kontrolsüzce buraya alan insanları destekleyen tweetler atıyorsun. Konserlerine çıkıyorsun ve bu parçada onlara laf mı söylüyorsun? Bu parçayı överse abi Emre Yücel'e över ama ben övmeyeceğim. O yüzden Johnny Sins ve Şan Dersleri kanalına tekrar gidip övgünüzü alabilirsiniz sevgili Yener abim. Benden bu kadar. Sıradaki parçamız. Yasak featuring Sansar Salvo, Narkozitör. Ben yayına başlamadan birkaç dakika önce çıktı. Ben de sizle beraber dinleyeceğim bunu. Bir an Scratch gelince parçaya artı bir şey yazabilir miyim diye bekledim ama bu Scratch'i yazamam artı olarak yani. Abi beat çok tek düze gidiyor evet ama bu hafta enteresan bir şekilde bayağı bir boom bap işte çıkmış. Buna şaşırıyorum. Yasağı dinlerken çok sıkıldım ve bunu çok üzülerek söylüyorum. Gerçekten üzülerek söylüyorum. Sevdiğim bir isimdi. Dinlemeyi sevdiğim bir isimdi. Hani Sansar'ın Türk lirasından daha kötü düşüyor olmasından çok rahatsızım abi ben. Zarli06 demiş ki düet yaparken hiç seçici davranmıyor abi. Bence Sansar son dönemde hiçbir şeyde seçici davranmıyor. Katıldığı röportajlar falan dahil yani. Ya, bu da günün kötü işlerinden ama Yener'in üstüne çıkamayız abi hiçbir şekilde. Günün en kötüsü Yener belli. En iyiye karar vermeye çalışacağız bakalım. Daha önümüzde Sagopa Kajmer'in EP'si ile beraber 6 parçamız daha var çünkü. Maalesef Sansar yine üzdü. Keşke üzmese. Mali Green kurtulmak. Evet, güzel başlayıp sonralara doğru sıkan bir parça oldu açıkçası. Hemfikirim. Taki de varmış. Taki'ye de bakalım. Sagopa Kajmer'e öyle geçelim madem. Ben onun linkini bulayım bu sırada. Parça hakkındaki düşüncem de evet Mali Green farklı şeyler deneyen bir MC ve bu arada chatte sorulmuş doğru. Ben kamufle ile gördüm bayağı kendisini daha önce. Gelecek vadeden isimlerden biri olduğunu düşünüyorum ancak hala bayağı bir yolu var bence Mali Green'in. Mesela parça iyi başlayıp dediğim gibi biraz yordu. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama evet sonları ki parça aslına bakarsak 2 dakika 37 saniye o kadar uzun da değil ama sonlara doğru bayağı sıkıldım yani. Dediğim gibi çok daha kötü işler dinledik bugün yani kötü bir iş değil. Sıradaki parçamız. Taki sonum iyi değil. Abi Taki de kötü dönenlerden bence. Bırakmış mıydı tam olarak bilmiyorum, üretiyor muydu bilmiyorum ama çok sık görmüyordum. Günün kötü işlerinden bir tanesi kesinlikle. Ve Taki bu ara fazla game dinlemiş sanırım. Yahudi punchline'ı, ondan sonra domuz eti yemeyen Hanefi gibiyim punchline'ı direkt game'im vardı. Bu büyük bir sıkıntı. Daha önceki yayınlarda söylediğim gibi bu hi-hat rollerden artık gına geldi abi. Çok sıkıldım.
Çok tek düze gidiyor flow. Beat sıradan, her şey sıradan bu parçada da. Gerçekten çok sıkıldım yani. Hani 3 dakika 39 saniye dayanamadık. Siz de dayanamadınız. Evet, boom bap bence de candır da abi. Türkiye'de düzgün boom bap de yapılmıyor ki aslında. Hani şöyle bir gerçek var. Boom bap'e tıkılıp kalan isimlerin birçoğu bazı şeyleri beceremediği için bildiği şeyi yapmaya devam ettiğinden biraz boom bap dinozoru oluyor. Ama aslında düzgün boom bap beatlere de girmiyorlar. Çok kötü beatlere giriyorlar yine yani. Türkiye'de düzgün boom bap de yok maalesef. Türkiye'de düzgün hip hop yok abi. Çok üzgünüm. Bu arada ne bana bir pas gelmiş. Baykan artık sen yap, bunlardan kötü olacağını zannetmiyorum abi. Yani ego yapmayayım hadi ama yapıyoruz bir şeyler ama en an kötü de olmuyor yani. Hani zorlayarak bu kadar kötüyü çıkarırım ben muhtemelen. Bunları podcast'ten sileceğim tabii yani böyle megalomanyakça bir konuşma yapmak istemiyordum ama gerçekten zoru başarıyor bazı arkadaşlarımız ya. Mesela Safir ve Yener Çevik gerçekten özel çabayla o kadar kötü parça çıkarırsınız ya. Enes Batur ilk kaydında sizden daha iyi rap yapıyorsa o da çok kötüydü ama yani böyle bir gerçek var yani. Ve başlıyoruz. Sagopa Kajmer'in Yunus EP'sine sırayla normalde haftalık yayınlarında albümün çıkış parçalarına bakıyorduk da Sagopa Kajmer sağ olsun bütün EP'yi klipli verdiği için bir kafamız karışmıştı zaten Mali ile. Şansımıza bu hafta çok fazla iş de çıkmayınca bütün EP'ye bakabiliriz bence diye düşündüm. Onun için Sagopa Kajmer Yunus EP'ye başlıyoruz. Direkt sıralamasıyla gideceğiz. İlk parçamız Sagopa Kajmer ve Gökhan. Pankart. Evet. EP'nin açılış parçası Pankart. Genel olarak EP hakkındaki fikrimi bir daha ben Twitter'da yazmıştım ama tekrar edeyim. EP kesinlikle kötü değil. Güzel bir EP ama aşırı övülünce ne oluyor dedim. Hani insanlar işte bir pesimistin gözyaşları, romantizma dönemindeki Sagopa geri gelmiş dedi. O tatta bir şarkı var albümde. O şarkıya geldiğimizde yorumumu yapacağım zaten ama yine uzak buldum. Albüm iyi olmasına rağmen sadece düzgün Scratch dinleyebilmek sonunda beni çok mutlu etti. Bunun hakkını vereyim. Ama kesinlikle BPG veya Romantizma'dan sonra çıkmış bir EP olsa ağır eleştiriler alıyordu bence. Sagopa Kajmer'in kendi diskografisi içinde yayının başlarında söylediğin Nas yorumu gibi bu da yani. Ama evet Scratch duyunca millet delirdi abi çünkü Scratch'e hasret kaldık. Atabilen DJ de yok. Niye yok diye soruluyor zaten chatte. Çünkü Türkiye'de turntablism maalesef yaşamıyor. Bunun birkaç etmeni var. Mesela biraz oradan konuşayım öyle EP'ye geçeyim. En basitinden şu anki döviz kurları mahvediyor bizi. Ekipmanlar pahalı, yedek parçalar pahalı ve zor geliyor Türkiye'ye. Plak bulmak bir dert. PayPal kapandı. Discogs kapısı da dolayısıyla kapandığı için Türkiye'de düzgün Scratch plağı veya dinlemelik plak bile bulmak çok zor oluyor. Ben şansa 2 senedir olmuyor zaten. Yurt dışında bir konserimiz, turnemiz falan olursa ancak oraya gittikçe toplayabiliyordum. Türkiye'de çok nadir eserlere denk gelemiyorum ya da koleksiyon yapmak istediğim rap plakları bazında konuşuyorum buna denk gelemiyorum. Bu gibi sebeplerden turntablism Türkiye'de öldü maalesef ve ilgi de çekmiyor artık çünkü yeni jenerasyondaki bazı aptal arkadaşlar bunlara hakaret edeceğim kusura bakmasınlar ama Scratch ne ya dinozor musunuz falan diyor yani. Neyse hip hop 101'lerde zaten konuşuyoruz Scratch'in ne olduğunu, hani hip hop için ne ifade ettiğini. Onun için o konuyu uzatmaya gerek yok ama bu yüzden Scratch duymuyoruz ve Türkiye'nin en iyi turntablist DJ'i Sagopa Kajmer yani DJ Mike Check. Albümde çok güzel Scratch'ler duyduğum için çok memnunum açıkçası. Pankart'ın beat'i güzel bir beat aslında ama beat'ten girmeyeyim. Şöyle parçanın trafiğini ben biraz yorucu buldum. Daha akıcı bir trafikle yapsaymış daha iyi olabilirmiş ama albümün benim beğendiğim işlerinden bir tanesi oldu. Çok beğendiğim bir iş değil ama 10 üzerinden 7'yi veririm bu parçaya açıkçası. Albüm içerisinde yapacağım bir puanlamada. Bundaki nakarat, melodik nakarat okuyuşu güzel bu arada. Bir parçada mesela çok yoruldum, çok sıktı ama bunda güzel. Genel olarak Pankart güzel ama klipte, bütün kliplerde bir göndermeler var, bir imgeler var. Onları yakalamak için daha dikkatlice ve tekrar tekrar bakmak gerekebilir. Ben şu an ona girmeyeceğim. Onun için o imgelere girmeyeceğim pek. Ha bir tek işte yalnız uçan balon işte kolera göndermesi, bekarlık olayı, boşanma olayları falan. Tamam onu anladım ama orada mesela niye halatla çıkılıyor, niye psikodelik Güney Kore yapımı film izliyormuşuz gibi sahneler var. Onu gerçekten bilmiyorum şu an için. Çünkü ben hafta içi albüme bir üstünkörü baktım bir de yayında beraber dinliyoruz. Sıradaki parçamız. Sagopa Kajmer ve Gökhan. Zamanla. Evet, dinledik. Öncelikle bir şey sorulmuş. Sagopa Kajmer prodüksiyonu kendi yapmadı halinde bile niye kendi beatleriymiş gibi bir sound okuyor gibi bir soru vardı. Çok yukarıda kaldığı için kaçırdım ama. Gökhan Özyavuz yani kuzeni olmasının yanı sıra bildiğim kadarıyla bir caz gitaristi. Benim anladığım kadarıyla albümdeki caz gitarlar ve bazı partisyonlar Gökhan'a ait ama davullar, klavyeler, eklemeler Sagopa Kajmer'e ait olduğu için aslında bir ortak prodüksiyon gibi düşünebiliriz. Yani Sagopa Kajmer'in sound'u yine belli ediyor kendini. Mesela buradaki davullar benim Sagopa'nın sevmediğim tarzda davulları ama şu yüzden sevmediğim tarzda davulları. Swing eksik geliyor biraz. Hani çok dümdüz tak 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 vuran davullar. Ben bunları çok beğenmiyorum genel olarak. Bu demek değil ki kötü bu arada yani.
Bu tarz meselesi. Hani ben biraz daha özellikle sizin bileceğiniz örnekleri vereyim mesela. Mobb Deep Shook Ones beatindeki gibi mesela. Swing'i olan, sana şu şekilde kafa sallattıran beatleri ben daha çok severim çünkü. Ama o Sagopa'nın tarzını hissediyorsunuz zaten prodüksiyonda. Ortak çalışıldığı belli yani. Gökhan Özyavuz tek başına yapmamış belli ki beatleri zaten yani. Swing dediğimiz abi o salınım. En terimlere girmeden kabaca öyle anlatabilirim sana. Bunu prodüksiyon konusunu işlediğimiz bir yayınımızda uygulamalı olarak gösterebilirim bu arada yani. Parçaya gelirsek. Bu parçanın da beatini beğendim. Hani davullar haricinde beğendim ama bu dediğim gibi benim kişisel tercihimden dolayı yani. Yoksa bir hata yok yani. Bu parçanın trafiği mesela pankart parçasına göre daha düzgün. Bu arada Malik 047 hoş geldin abi. Takip için teşekkürler. Bir soruya daha cevap vereyim öyle devam edeyim. Beat yayını olacak ama dediğim gibi ben şöyle yapmak istiyorum beat yayınlarını. Discord'da sizin bırakacağınız sample'larla ya da sizin stüdyo versiyonu olması şartıyla tabii akapellanızı attığınız zaman onların üstüne beat yapacağız. Yani beraber etkileşimli bir prodüksiyon yayını yapacağız yani. Carrot Jazz hoş geldin bu arada abi. Nasılsın? Hoş geldin. Seni görmek sevindirici burada. Beat yayınları öyle olacağı için Discord'da biraz kalabalık olmamız lazım abi prodüksiyon yayınları için. Ve birçok yayının aslında etkileşimli olacak. İzleyici etkileşimli olacağı için biraz Discord'da kalabalıklaşmamız ve aktifleşmemiz gerekiyor. Discord şu an bayağı dutluk gibi çünkü bizim. Neyse parçaya devam edeyim. Mesela bu parçadaki trafik pankart parçasından çok daha iyi. Trafik olarak daha çok beğendim. Aranjeyi daha çok beğendim. Buradaki nakaratı ben biraz sıkıcı buldum açıkçası yine. Kötü değil ama sıkıcı. Biraz sıktı buradaki nakarat. Verse'lerse lirikal anlamda albümün en iyi verse'lerinden bir tanesi bu parçanın ilk verse'ünde bence. Buna da herhalde bu parçaya da ben 10 üzerinden 7'yi veririm her türlü ya yine muhtemelen. Sıradaki parça size demin bahsettiğim benim albümdeki favori parçam oldu. Sagopa Kajmer ve Gökhan, Küreksiz Kayıklar. Evet, bu arada size bir sorayım. Chat okey derse size çok ufak bir şey gösterebilirim mesela. Tekrar Swing sorulmuş çünkü. O kadar vakit alacak bir şey değil aslında. Size Efe'li açıp bir 3-4 dakika içerisinde ne olduğunu gösterebilirim. Talep ederseniz yoksa parçalara devamlı edebilirsin. Karar sizin. Ben de bu arada bir su içeyim. Tabii çok temel mantıkla gideceğiz çünkü prodüksiyon dersi gibi bir yayına dönmeyecek bu. Sonra parçaya geleceğim. Albümdeki en favori parçam bu zaten benim. O zaman madem gösterelim diyorsunuz, size şöyle yapalım bunu. Çok hızlıca. BPM düşür. 96 iyidir. Bakın şurada swing var. Mouse'un olduğu yerde görüyor musunuz? Bu tabii ki şey mantığı. MPC'de falan bunu elinizle yapmanız gerekiyor. Ya da oraya otomasyon atmanız gerekiyor. Mesela sevdiğim kitlerden birkaç tanesinden bir şeyler koyayım. Bu niye küçülmüş yine böyle ya? Bakın bir düz yazacağım. Swing'siz yazıyorum şu an. Anlayacaksınız o zaman. Çok basit bir davul yazdım. Şimdi swing'i mesela sona dayadığımda daha net anlarsınız. Ardışık vuran sesleri iyi dinleyin abi. Evet Ali, MPC'de swing ayarı var da dedim ki otomasyondan kastım oydu zaten ama ben manuel yapmayı daha çok seviyorum MPC'de. Özetle buydu anlayacağınız. Tekrar diğer ekranıma geçeyim. Heh, tamamdır. Parçaya devam edelim. Bu parçada abi açıkçası kusursuz. Bu parçaya 10 üzerinden 10 veriyorum abi ben. Mesela şu baştaki melodi tekrar dinleteyim size. 2005 Bir Pesimistin Gözyaşları veya Romantizma tadını aldığım tek parça bu oldu. Demiş ya bir parça da ortada aldım diye o parça bu parça. Bu parça konsept olarak, altyapı olarak, skreçler zaten bütün albümde skreçler kusursuz ama yani bu parçadaki uyum hiçbirinde yok abi. Bu parça benim favorim ve hiçbir kötü eleştirim yok abi. Çok iyi parça. Hani çok kısa geçmiş oldum ama gerçekten üstünde bir şey söyleyebileceğim bir parça değil yani tebrik ederim. Çok güzel parça olmuş. Yani uzun süredir çok fazla dinleyemediğim, dinlemeye tahammül edemediğim, fazla arabesk gelen bir isimden bunu duymak sevindirdi açıkçası yani. Özüne dönmüş, mutlu oldum. Sıradaki parça. Sagopa Kajmer ve Gökhan, Korsan. Of, geldim. İyiyim hala, ölmedim. Bu parça bana göre albümün en zayıf şarkısı. Hani açık konuşayım, bir sonraki parçayı da çok beğenmiyorum açıkçası ama bu parça albümün en kötü parçası bence. Sagopa Kajmer'e bir fast rap'i yakıştıramıyorum. Yani yanlış bir kullanım ama insanların daha çok anlayacağı şekilde flex diyeyim, yakıştıramıyorum. Fast rap aslında onun doğrusu. Fast rap'i yakıştıramıyorum. İkincisi, bu parçanın ikinci verse'ünde gerçekten fenalıklar geçiriyorum abi. Hiç çok uzun tuttuğu bir flow var. Orada resmen öldüm yani. Öldüm öldüm dirildim burada. Siz de görmüşsünüz. Çok sıkıldım yani.
Beat olarak bu Sagopa Kajmer için de geçerli. Hatta benim yaptığım bazı işler için bile geçerli. Ama bağırış iş, piyasanın talebi mantığı. Trap işlere giriyoruz, onu da anlıyorum. Çünkü o biraz da günceli yakalama kaygısı var Sagopa Kajmer özelinde. O hayat rollerden çok sıkıldım abi, yani bu hayatlardan. Ama şeyi sevdim. Trap beat mantığı direkt elektronik olmaktansa benim de daha çok yapmayı tercih ettiğim, sevdiğim gibi. Bir sentez var ortada. Etnik sound'lar, sample'larla trap ritim sentezlenmiş. Bu yine bir artı puan yazarım. Zamanında babanla doğru konuş demişti. İlk kez aynı potada buluştuk galiba kendisiyle. Bu parçaya puanım ortalama olarak 10 üzerinden 6 olur herhalde. İlk ikisine 7 verdik. Kreksiz kayıtlara 10 verdik. Buna 6 verdik. Ortalama puan. Bir sonraki parçayla beraber albümün ortalama puanını da hesaplarız muhtemelen. Ama bu parça albümün dediğim gibi benim için en kötü parçası muhtemelen. Bir sonrakini çok net hatırlamamakla beraber ikisi arasında gidip geliyordum zaten de. Galiba bu parça en kötüsü benim için. Sıradaki parça. Sagopa Kajmer ve Gökhan Saklama Bulurlar. Oh, size bir şey soracağım sadece parçaya girmeden önce. Dediğim gibi albümde hiçbir parçada kötü scratch yok ama ben trap beatlere scratch yakıştıramıyorum ya. Gerçekten sizde de böyle bir his oluyor mu? Toyboy TR38 hoş geldin abi. Takip için teşekkürler. Evet, Boom Bap'e çok yakışıyor. Zaten çok sevdiğimiz bir şey ama trap beatlerde hani iyisi bile olsa abi bana biraz sırıtıyor gibi geliyor ya. Bu kişisel düşüncem de sizin düşüncelerinizi merak ettiğim için bunu soruyorum. Parçaya gelirsek, en başta sorulmuştu biz parçaya başlamadan albümün neden en çok dinlenen parçası bu oldu diye. Muhtemelen içindeki göndermeler, hani açıkça bir diss yok ama göndermeler olduğu için muhtemelen. Bizim insanlarımız çünkü biraz bu tarz yarışları, savaşları seviyor çünkü magazinler boyutta. Bir önceki parçada söylemiştim, bu parçada denk geldi. Dediğim gibi Sagopa Kajmer'e Fast Rap'i hiç yakıştıramıyorum abi. Ya, bayağı yoruldum yine yer yer. Beat olarak da bence albümün en kötü beat'i. Sadece sondaki gitar dokunuşu çok bayağı tatlıydı ama sadece sonda var yani. Ben Sagopa'yı trap beatlerin üzerine sevmiyorum açıkçası. Bazı MC'lere daha çok yakıştırıyorum. Mesela Şeyin Şah'a autotune'u ve trap beat'i çok yakıştırıyorken Sagopa Kajmer'e yakıştıramıyorum hala. Ha, kötü mü? Hayır. Yani birçok insanın işine kıyasla yine iyi bir trap parça aslında ama. Mesela bu albümde benim en sevmediğim nakarat bu parçada. Korsan'la kıyasladım mı bu parçada. Çünkü tizlere çıkmayı deniyor ama rahatsız ediyor abi. Tam olmuyor ya bence. O kısımlar beni çok yoruyor nakarat bazında. Şey sorulmuş chatte, klipteki masadaki kafa tasları Kuvvet Miray'ı mı temsil ediyor diye. Ya linç yiyeceğim muhtemelen. Bence abi onlar Sagopa'nın bugüne kadar değiştirdiği dinler ve mezhepleri temsil ediyor. Bunu da yapmasam olmazdı. Yani abi, yani çıkabildiği parçalar da oluyor bu arada da bazı parçalarda o zorlanmayı ben buradan hissediyorum. Yani bu iyi duyulmuyor bence. Tiz mevzusu. Neyse ki 40 kişiyiz abi. Zaten ben bu şekilde davrandıkça daha yukarı gidemeyiz zaten. Ha, çok kaygım var mı o ayrı mevzu ama. Hani ben her yayında birileriyle papaz olduğum sürece zaten abi o 43-44'ün ötesine gidemeyiz. Ama bence yeni başlayan bir kanal için bu rakamlarda bence fena değil. Bence iyi gidiyoruz. Hani güzel bir komünite oluşturduk bence. Hani birçok insan genelde ilk bir yayında 3-4 kişiye yayın yapıyorken biz iyi kötü 40'ı görüyoruz artık ya. Sevdik birbirimizi bence. Evlenelim mi chat? Peki kolera mı alır, Clementine mi alır kavgada? O hiçbir fikrim yok. Clementine'la tanışamadım hiç. Bu parçaya muhtemelen 10 üzerinden 5 veririm abi. Sagopa'nın kendi diskografisi içerisinde yorumluyorum tabii şu an. Ya bu EP içerisinde yorumluyorum daha doğrusu. Diskografisi yanlış bir tercih oldu kelime seçimi açısından. Mesela bugün dinlediğimiz Yener ve Safir'in işine kıyasla şu an bu albümde en beğenmediğim parça olan Saklama Bulurları bile aylarca dinlerim yani. İkisinden birini bana sunuyorlarsa illaki bunlardan birini dinleyeceksin diye. O zaman nasıl verdik? Saklamalı Bulurlara 10 üzerinden 5, Korsana 10 üzerinden 6, Küreksiz Kayıklara 10 üzerinden 10 verdim. Zamanlaya ve Pankart'a da 7'şer verdiysek albüm ortalama olarak çok da aşağı değil 7-8 arasında bir yere geliyor. Şu an matematiğim bitti. Kafam durdu artık 2 saattir konuştuğum için muhtemelen. Ay. Ama ya şey, bu arada şeye ne dersiniz? Hani kanaldaki tek Türkçe rap içeriğimiz bu. Ama bunun yabancı versiyonunda yapsak mı başka bir gün mesela? İlla güncel çıkmış olmasa bile yabancı şarkı incelemesi gibi bir şey sizin attıklarınız belki. Bu tarz bir konsepte girebiliriz isterseniz siz tercih ediyorsanız. Aynı programda yaparsak ölürüz abi burada. Çünkü bugün bu arada yayınımız bitti şu an. Hani yani parçalarımızı bitirdik bugün. Gitmeden biraz sohbet edelim kafasındayım. Fikirlerinizi alayım. Aa, Step'in EP var demiştik de. Biraz başım da ağrıdı. Verus kız hani ayıp olmazsa onu ertelesem mi? Sıcak da vuruyor biraz başım ağrıdı çünkü ama.
Bir soru gelmiş. Sagopa prodüktör olarak seninle çalışmak isterse ki imkansız değil, kabul eder misin? Niye etmeyeyim abi? Abi ben maalesef artık bilindiği için bunu söylüyorum. Enes Batur'a prodüksiyon yaptım. Sagopa'ya mı yapmayacağım? Onur olur yani. Hala kendisi her yerden engellemiş durumda beni ama öyle bir teklifin geleceğini sanmıyorum ama ben prodüksiyondan ziyade mesela yurt dışı için yaptığım albüme ondan bir skeç duymayı çok isterdim yani. Enes Batur abi gizliliği kalmadı onun. Bizim Epidemic röportajında ağızdan kaçıverdi o Recep'in sunucunun. Editte de karışmadım yani öyle bir despotluğa gerek yok diye öyle ortaya çıktı o. Ama dediğim gibi benim vicdanım rahat hani hiç param yokken para geldi öyle ya yapacak bir şey yoktu. En azından ismimi gizledim. Dediğim gibi bazıları bunu övünerek yapıyor çünkü yani. Yok Fuat abiyle bu şey değil taraf seçmek gibi değil. Fuat abiyle devam edeceğim ya zaten. Yani Fuat abiyle çalışmaktan abi kardeş ilişkisi içerisinde olmamızdan kesinlikle rahatsız değilim. Hani memnunum. Niye rahatsız olayım zaten yani. Hani kimi insan bunu taraf belirlemek gibi yapıyor da hani ben açıkçası tarafsız kalmayı tercih ediyorum ya. Zamanında Indigo server disleşçiğinde server arkadaşım olmasına rağmen girdiği diste beatimi kullanmasına da izin vermiştim mesela. Hani ben bu tür durumlarda taraf tutmuyorum. Biraz çocukluk geliyor bana. Ha ama ortada çok ciddi bir şey varsa taraf tutulmasını gerektiren o zaman yani kime abi diyorsam kardeş diyorsam onunlayım. Ama rap beefi yüzünden insan seçmem yani. Sagopa Kajmer'in beni engellemesi konusunda da benim daha üniversiteye yeni başlamış falandım yani bayağı küçük yaşlarımda yaptığım bir densizlik yani o abi. Evet o dönem çok kötü müzik yapıyorlardı Kolera ile hala aynı şeyi söylüyorum ama öyle bir çıkış hak ediyor muydu o da ayrı bir mevzu. Chat hızlı aktı bir an okuyamadım ya bir dakika. O dönem cahiliye döneminden kötü denmiş. Evet o Kolera ile ortak yaptıkları albümün o dönemi gerçekten çok kötü bir dönemdi bu arada ya. Aa güzel bir öneri geldi. Hip hop tarihindeki en iyi 100 albümün incelemesi yapılabilir. Güzel bir şey. Güzel bir fikir. Bunu yapabiliriz. Ben onu not edeceğim mutlaka kenara. O zaman ben bir taraftan Raid bakayım. Niyeyse başım ağrıdı bugün ya. Yemek falan da yedim ama biraz yine benim düzenim şaştı. Uyku ve yeme düzenim. O yüzden böyle oluyor. Step'in albümü de açamadığım için tekrar kusura bakma abi ya. İstemişsin ama. Arif abiye ya da Edu'ya gidelim ya. Educated değil ama gitmek isterseniz Arif abiye mi? Size sorayım. Edu. O da dalga geçer gibi olacak ama adamı 1.000 kişi izliyor. Any artist out there want to be an artist and want to stay a star, and won't have to worry about the executive producer trying to be all in the video, Prodüktör de tanıtırız abi. Bak bu da güzel fikir. O zaman kendinize çok iyi bakın. Yarın muhtemelen yayın açmam ama belki rastgele bir yine böyle bu tarz bir sohbet yayını belki yapabiliriz. Hafta içinde programı düzenleyebilirsem diğer serilerimizde Hip Hop 101'ler Perşembe, haftalıklar Cuma, diğerlerinde belirtir belirtmez diyorum çok özür dilerim. Belirler belirlemez size duyuracağım.